Ay merhaba. Ay merhaba. Burnum acıdı. Ay niye acıdı? Dikkat et Gülünce burnuna. acıyor aşkım. Bugün Maalesef. çok fazla iltifat aldım. Dikkat et burnuna. Aman nazarlardan uzak. Çok Evet, kötü. bir nazar doğası. Evet, şu an herkes bir Nas Felak herkes bir içinden okusun Evet. lütfen. Ben görür görmez okumuştum. Sıradakiler okusun. Yani ben bebek burun diye diye bebek burun oldu herhalde diye düşünüyorum. Manifest yaptım yani. Şimdi bir süre daha var. Ödemin bitmesi gerekiyor. Yok yok canım Yani oturacak daha var. öz eleştiri yapalım. Yaptırmaman için çok uğraştık ama yani biz aslında Evet. sana kıyamadığımız için ve aslında seni her türlü çok sevdiğimiz için gerek duymadığımız için de ama sen çok istediğin için daha mutlu hissedeceğim demiştin. O Evet. yüzden senin kararını destekledik ama çok da güzel olmuş. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla kullanırsın. Ağlıyordum artık en son. Aşkım diyorum ki sizde çok güzel olacak. Bakın tam yaptıracağım işte falan diyorum. Bana hepsi kızıyor. Ama var Diyor ya konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Hepiniz haklısınız aşklarım. Ama ama yaptıracağım. ben yaptıracağım. Aşkım ama istiyordum ya. O Ama yüzden. bak yine hala ama diyor. Ama güzel oldu. Ama Güzel güzel oldu. oldu. Burnunu merak ettik. Aşkım. Kız burnunun nasıl oldu acaba ya? Aşkım çok güzel oldu ama Ama ben daha sesle Nide'yi nasıl şanslı. gaza getiriyordum? Diyordum ki burnun güzel ama yine de Evet. yaptır değişiklik olur diye ama nasıl gaza getiriyordum? Evet bak herkes diyordu ki işte sen doğal güzelsin boş ver hani yaptırma falan diyordu. Yok Sestekiler de öyle aşkım diyordu. zaten Nide'nin fiziği Evet. yeter hani. Ya bak. Ben hayatımda böyle fizik görmedim. İşte sus seninki daha güzel. Bazıları diyordu ki gerçekten hani yaptır yani istiyorsan hani daha güzel olur falan diyordu. İyi ki de yaptırdın. Yani İyi ki de destek yaptırdın. veren kimmiş anlamış olduk. Ama nice şey daha oturacak yani bir 6 ayın var. İlk başta Evet. beğenmeyeceksin ama sonradan oturacak küçücük olacak. Neyse burnu zaten Aşkım doktor bana öyle dedi zaten. Dedi ki işte hani git gördüğün zaman büyük. Bu arada çok büyük değil yani. Ben okeyim. Çok böyle korkunç değil. Hoşuma gitti hatta. Ve evet bir de benim şey kalın derileymiş. O yüzden daha uzun sürüyor. evet. Daha uzun sürecek Ay senin operasyon. nasıl kalın olabiliyor? Yerim senin burnunu. Kalın deriliymiş. Derisi öyle aşkım. Güzel oldu. Ben çok mutluyum bu arada. Çok çok mutluyum. Böyle tuvalete Hayatın hep aynaya değişecek bakıyorum. aşkım. Her aynaya bakınca daha Evet. çok iyi hissedeceksin. Bundan sonra sütünlerimin hepsi böyle yandan aşkım. Ya zaten tüm mikroplardan kurtuldun hani bu sefer tertemiz böyle aynaya bakacaksın diyecek. Evet, yeni başlangıç. Yeni başlangıç yaptık. Hadi öpüyorum Güzel size. oldu. Teşekkür ederiz. Ben de seni öptüm. Hadi bay. Nereden çıkıyorsun? Evet, ne yapıyorsunuz bakayım? İyiyiz. Sen nasılsın? Şimdi ben çok iyiyim. Yani çok mutluyum çünkü beklediğimden iyi oldu. Yani gerçekten işte hani Dilara'nın da dediği gibi doktor falan şey demişti bana. Böyle yani çok şiş olacak hiç beğenmeyeceksin. Hani korkma falan diyordu ama bugün baktığımız zaman hani tampon çıktıktan sonra bile ben hoşuma gitti yani. Şey demedim abi bu ne çok korkunç demedim. Güzeldi. Mutluyum yani. Kendimi daha iyi hissediyorum gerçekten. Böyle aynaya bakıyorum, poz veriyorum falan çok hoşuma gidiyor. Aynen işte. Yani önemli olan senin kendini iyi hissetmen zaten. Benim de aklımda böyle bir plan var. Ceren duyunca çok kızacak. Nasıl? Burun mu? Vazgeçirmişti beni. Evet, böyle ufak bir şey var aklımda ama tam belli değil benimki. Aşkım bak şimdi çok yani bana yapılanı yapmış olacağım ama hani senin hiç ihtiyacın yok. Çok çok güzelsin. Ama işte mesela ben kendim deneyimlediğim için söylüyorum. Yaptır bence de çünkü daha mutlu olacaksın. O yüzden yaptır. Ben erkendeyim. Bilmiyorum bakalım. Diler de Ceren Neyse negatif atıyorlar bunu sonra konuşuruz sen hanımcığım. bana. Kapatalım konumuzu şu an Pekala ben yorum yapmıyorum. bu konuyu kapatıyoruz. Peki size güveniyorum. Sen bana güven. Tamam. Ben zaten size güveniyorum da. Anlatıp anlatıp Bakalım sonra Nihle gibi ama diyeceksen hiç konuşmayayım da şimdi. herhalde. Çünkü kendi kendime konuşmuş gibi oluyorum. Bu sefer demoralize oluyorum. Kendimi motive edeceğim. Bu sefer Yok yani gibre bana dönüyor.
Ya şimdi birazcık baba tarafında böyle bir burun düşüklüğü var bizde de. Yani yaşım ilerledikçe bu burnumun iyice düştüğünü hissediyorum. Ya bir git Allah Kötü aşkına oluyor. bahaneye. Bahaneye gel. Burun düşüyormuş. Nereye düşüyor? Bakalım işte. Tamam, neyse. Nihle, Heh. sen nasılsın, neler yapıyorsun, nasıl geçiyor günleri? Aşkım, bugüne kadar hep aynı böyle yatarak geçiyordu. Hiç yani bir sağa bile kımıldamıyordum. Zaten hani biliyorsunuz düz yatmam gerekiyor ya. Aynı şekilde hiçbir şey yapmadan geçiyordu. Sonra işte bugün tampon çıktı. Dışarı çıkmış oldum. Hastaneye kadar gidip geldim. İyiyim, daha iyiyim. Yani güzel geçiyor. Rahat bir şekilde bir yandan da hani bilmiyorum dinlenmiş de oldum aynı zamanda. Böyle birazcık kendi kendime kaldım. Kendimi dinledim. Güzel oldu benim için. Öyle bu kadar için. Güzel, iyi yani, bundan sonra da toparlarsın. Ezan okunuyor. Sesi geliyordur İnşallah ezanlar hürmetine Allah'ım ya Rabbim bize böyle güzel güzel günler göstersin. Burada dinleyen İnşallah, evet. kalbimizi Amin. eden insanlarla beraber. De hani bu süreçten sonrasında neler düşünüyorsun? Az çok biraz onlardan bahsedersen bize mesela güzel olur. Aşkım ben şimdi bir hafta daha buradayım. Çünkü bir hafta sonra kontrole gitmem gerekiyor. Bu dikişler alınacakmış. Çünkü erimeyen dikiş yapılmış. İşte. Sonra bu bantlar yenilenecek falan. Ve sonrasında da ben Ereğli'ye gideceğim. Büyük ihtimalle abim gelecek beni almaya diye hani öyle bir şekilde konuştuk. Sonrasında işte Ereğli'ye gideceğim. Bir süre Ereğli'deyim. Ereğli'de işte arkadaşlarım da Ereğli'de olacakmış. Öyle güzel bir yanı var. Haberleştiğimiz onlar da hani denk gelecek. Normalde onlar da Ereğli'de yaşamıyor. İstanbul'da falan yaşıyorlar. Öyle Ama güzel. böyle evet denk gelecek. Böyle denize girmeyi düşünüyorum. Doktora da sordum. Denize hani kafamı sokmadığım sürece bir sorun olmuyormuş. O yüzden denize gideceğim. Bol bol denize gitmek istiyorum. Çok özledim ben. Bu yaz hiç daha denize girmedim ve de. Oh, mis gibi Evet. olur. Ya denize Öyle. girmese bile insan o şeylerde mutlu Evet. yaşıyor. Arkadaşlarınla falan bir araya geleceksin. Evet, ailemi görmek istiyorum. Evet. Arkadaşlarımla bir arada olmak istiyorum. Kuzenlerim falan. Zaten bayramda da çünkü gidemedim. Buradaydım ya. Evet. Biraz uzun süre oldu yani gitmeyeli. O yüzden öyle Ereğli'ye gideceğim. Birazcık Ereğli'de hasret gideriz. Ondan sonra zaten buraya geleceğim. Tekrar işte bir kontroller. Hani birinci ay kontrolü falan. Evet. Sonrasında zaten benim bu yazcık biraz böyle bu yaz Bodrum planlarım var tatil için. Biliyorsunuz Hilal de Bodrum'da. Hem onu görmek istiyorum. Onun yanına gideceğim. Büyük ihtimalle Damla ile beraber gideriz diye konuştuk. Hem de işte Bodrum'da bir arkadaşımın hani yeni böyle bir mekan açmışlar falan. Onları oraya falan derken öyle birazcık planlar yaptım. Bakalım hep beraber gezeceğiz gibi. Hadi Sizi de bakalım. böyle yanımda götüreceğim Evet. tabii ki. Aynen, bizi de mahrum bırakma diyecektim. Bu arada ben de Asla. Bodrum'u çok seviyorum. Yani eğer inşallah nasip olursa Muğla'ya yerleşmek en büyük hayalim. Ya. Çok güzel bir yer. Aşkım ben hiç Bol bol gitmedim daha. gezi. Gitmedin mi? Çok Ha, hiç. seveceksin. İlk defa gideceğim. Bakalım. Yani çok seveceğine eminim ben. Yani biraz bir tık kalabalık oluyor ama çok güzel bir yer. Yani ben çok seviyorum. Sen de seveceksin de bizi de unutma. Böyle bol bol yanında taşı bizi Evet gittiğinde. asla. Herkesi Artık unutmayacağım. yani. Hatta sizi böyle boğacağım yani postlara, reels'lara falan. Çünkü yeni böyle küçük minnacık bir burnum olacağı için. Çok minnacık olmayacak şu an ama şaka şaka. Yani böyle bir daha çok aktif olmak istiyorum. Bu zamana kadar çok aktif olamadığım için şu Ama dönemlerde falan da. artık ne olur ol, ne olur, ne olur yani gözünü seveyim Aşkım. al yani artık. Aşkım söz. Yani artık nasıl Seren dua gülme. edecekse o şekilde dua ediyorum. Ol artık yani. İçimi oku Tamam. artık daha ne diyeyim. Tamam Çünkü tamam. yani Bak Seren bahsettiğiniz gülüyorsun. gibi. Bak. O beni destekliyor şu an. Artık hani kitleni doğru ve olumlu yönde de birazcık yönetmen Aşkım gerektiğini o sen de değil. biliyorsun. Aşkım Gerçekten bir de böyle çok şey. seviyoruz artık. İstiyoruz yani. Biliyorum. Aşkım gerçekten böyle diyorum ki, ya diyorum bak aktif gerçekten olamadım. Hani mesela bu burun ameliyatı süreci gibi gerçekten hani elimde olmayan sebeplerle aktif olamadığım Evet. zamanlarda oldu. Hani ya da böyle çok küçük sebeplerden kendi kendime uyuşukluk yaptığım aktif olamadığım zamanlar oldu.
Ama yine de gitmediniz. Bak buradasınız ve diyorum ki kendine gel. Hani her bırakmıyorlar seni ve onun karşılığını ver dedim kendi kendime. O yüzden ki biliyorsunuz böyle bazen başladığım zaman tatillerde falan özellikle bayağı aktif oluyorum. Şimdi kimse benim hakkımı yemesin. O yüzden bu yaz da yani çok 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 aktif olmayı düşünüyorum. Bunun için çabalayacağım. Şöyle. Ya aşkım bak yani seni sevmemizin asla bir karşılığı yok. Zaten sen bunu biliyorsun. Yani seninle gönül bağı kurduğumuz için hepimiz bir, yani ne bileyim bazımız bir arkadaşımız gibi, bazımız evimizden bir biriymiş gibi. Ben mesela kız kardeşim gibi. Herkes seni hayatında belirli bir yere koyarak seviyor ve hep iyi olmanı, hep daha başarılı olmanı ve bu kademeleri de artık hani görmek istiyor. Bunu da sen aktif oldukça, tabii sen hayatındaki şeyleri bizimle paylaştıkça biz bilebiliriz. Yani anlatmadığın sürece hadi biz bir nebze, ama senin ağzından çıkacak iki kelimeye bile bakan, hani ondan haber bekleyen insanlar var. O biliyorum, yüzden evet. Hani herkesin mutlu olması amacıyla, yoksa bizim sana duyduğumuz sevginin herhangi bir karşılığı ya da bir şey yok. Yani biliyorum aşkım, çok kalbimiz de farkındayım. Yanındayız. O yüzden de her durumda destekçiyiz. Evet, tabii ki de öyle. Bak sana kıyamadık. Hemen planları iptal edip ses odasına geldik. Geleceğim sizi gerçekten bu arada. Evet. Ben şu de sana gelebilmek için aynı anda kaç tane iş yaptığımı sayarsam ya. Yani aynen. Denize'ye de kıyamıyorum ama onu da artı parantez söyleyeyim. O da çok zor durumda kalacaktı yavrum benim. Ayarladı kendince, bir şeyler yapmaya çalışıyor mutlu olalım diye. Ben intihar edeceğim odadan sonra. O da şey yapıyor. Hayır bak, senin de hakkını yemeyelim. Ona da kıyamadım yani açıkçası. Evet evet, o da biraz daha hani hem taleplere göre onların şeyini yapmaya çalışıyor. Biliyorum, o dedi çünkü hani böyle böyle talep var, istiyorlar hani yapalım diye. Ben de tabii ki olur dedim zaten. Ama böyle o zaman şey yapalım mı? Buradayız. Olur olur, böyle aksaklıklar olur, sorun değil. Daha öncesinden daha güzel planlar yapıp daha güzel ses odaları da yaparız. Böyle güzel sohbetler ederiz inşallah. Ceren Hanım'ın da müsait olup bize katıldığı zamanlarda olur inşallah. Şöyle yapalım mı? Hem sohbet edelim hem de böyle insanlar sorular sormuş ya. Evet, hani doğru. Bir post at. Ha, onları da hem sormuş olalım. Böyle merak ettikleri şeyler. Evet, şimdi bir tane okuyorum. Harika bir zevkin var ve güzel bir tarzın var. Moda üzerine bir eğitim almayı düşünüyor musun? Yoksa aklında başka planlar mı var diye sormuş Duygu aşkım. Şöyle, ben böyle küçük bir eğitim aldım. Çok yakın bir zamanda bitti. İstanbul Moda Akademisi'nden böyle bir kurs almıştım. Çok fazla böyle işte şey, yanlış bir zamana denk geldi. Aşırı aşırı mükemmel bir katılım yapamadım. Ben öyle düşünüyorum. Ama böyle bayağı bir faydası oldu bu arada. Gerçekten bakış açımı değiştirdi. Birazcık buna hani modaya doğru aslında atılmak istediğim için de bu eğitimi almıştım. Ama işte tabii bunların hepsi biraz ertelenmiş oldu şu anda. Bir şey düşünmüyorum. Hı hı. Ama modaya her zaman ilgim var. Çünkü yani biraz daha hani böyle göz zevki gibi bir şey yani. Bu böyle bir yerden araştırıp bakıp da yapmıyorum mesela o şeyleri. Ama ilgim var tabii ki. Takip de ediyorum yeri geldiğince. Devamında da yani ileride modayla ilgili bir iş yapmak istiyorum. Bu yüzden tabii ki şu an değil ama modayla ilgili bir eğitim almayı tekrar, daha böyle belki de büyük çaplı bir şey. Ve sonrasında da modanın içinde olmayı istiyorum. Aşkım öyle cevap vereyim. Anladım. Yani gelecek planların arasında moda var diyoruz o zaman. Var, evet. Ceren Hanım da bu arada aramızda konuşmacı merhaba, olarak. Merhaba, iyi bayramlar. Geldiniz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hala bayram değil mi? İyi bayramlar. Yanlışlık olmasın. Bugün son gün değil mi? Ben bilmiyorum. Bana sormayın. Bitti bitti. Aa, bitti mi? O kadar hani erken bitti, mi? Hani 9 gündü. Aşkım kaç? O tatil olarak 9. Bayram 9 gün değil. Tatil mi 9 gün? Hayır tabii ki. Bayram kaç gün? Bak Dilar bile negatif atıyor bize. Dilar. Nasıl bilmez. Bayram kaç gün toplam? 4 gün hayatım. Ha. Dün bitti bildiğim kadarıyla değil mi? Aynen. Ha. Dün bitmiş oluyor. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Şey, ben şeyi merak ettim de Nina Hanım, şey, ne kadar gelecek için bir planınız acaba moda? Yani bu kaç yıl? Ben onu merak ettim de o yüzden mi girdim? Şimdi aşkım şöyle, biliyorsunuz ki hosteslik planını birazcık öne çektiğim için normalde hani moda yapmak istiyordum ve hosteslik yoktu. Ama şimdi hosteslik bu sefer öne geçti. Bu yüzden bilemiyorum.
Bir sos testi bilmiyoruz ama bize bunu biraz açar mısınız? Ne oldu da neye döndü? Biz bilmiyoruz. Biliyor muyuz? Benim bir bilgim yok. Tamam, dur. Yok, benim de hiç haberim yok. Nasıl yok ya? Tamam, anlatıyorum o zamansa. Şöyle bir şey oldu. Birazcık benim bir anda nasıl oldu bilmiyorum ama keşfetimde sürekli böyle hostesle ilgili şeyler, hani hostes kişilerin böyle videoları falan çıkmaya başladı. Ve ben tekrar bir duygulandım. Çünkü ben zaten normalde çok çok isteyerek, yani böyle çok heyecanlı olarak başlamıştım hani okula falan. O yüzden tekrar böyle bir duygulandım. Ve dedim ki yani okuyabiliyorsan hani devam. Çünkü benim birazcık okulum ben dondurmuş gibi düşündüm. Ama dondurmamış da olabilirim. Yapmış olabilirim öyle şeyler. O yüzden bilmiyorum devam edebilir miyim okula. Hani konuşacağım. Ama edemiyorsam bile şey, hosteslik için zaten bilenler vardır. Okulu bitirmek zorunda değilsin. Hani belli bir işte İngilizcen hani olsa şeyleri karşıladığın zaman gereken ne denir ona? Şartları karşıladığın zaman gerekli, olabiliyorsun. Hani, aynen. O yüzden ben de düşündüm ki eğer okula devam edemezsem de bir İngilizce kursuna gittikten sonra başvuru yapıp işte umarım Türk Hava Yolları'ndan bir başlamak istiyorum. En azından bir süre yapmak istiyorum. Böyle aklıma şey geliyor mesela, hani çünkü normalde olsa, hostes olmasam böyle bir şey, yani vize falan imkan olmaz o kadar ama eğer hosteslik gibi bir şey yaparsam aynı zamanda size de böyle sürekli farklı ülkelerden paylaşım yapabilirim. Hani oraları size gösterebilirim olarak düşündüm. Çünkü hani çok farklı ülkelere gidiyorsun, oralarda kalıyorsun. İşte mesela izlediğim videolarda kızlar hani çok güzel yerlerde fotoğraflar falan hani anı biriktirmiş oluyorlar aynı zamanda. O yüzden onu düşündüm. Dedim ki hani çok hoş olur. Yani biz Türkiye'den çok paylaşım göremedik de inşallah yurt dışından görürüz. Aa, aşkım böyle mi? Oradan da görürsün, dur. Türkiye'de yani. Aşkım bence güzel bir plan ama ben üniversite hayatını yaşamanı sana tavsiye ederim. Çünkü yani sadece bir okul okumak ya da bir diploma almak gibi değil, insanı çok farklı geliştiriyor üniversite yani. Hani bunu şey olarak düşün, bir aşkım, çevre ediniyorsun. Biliyorum yani, ben. Zaten bunu bir düşün. Git yani, bence onu bir şey yap yani hani. İçinde olsun, orası çok farklı bir çevre edinmek amacıyla da çok güzel bir yer oluyor üniversite aslında yani. Ben buna katılıyorum ki zaten işte dediğim gibi o bir sene de benim için çok güzeldi. Yani üniversite yılı çok farklı oluyor tabii ki, arkadaşlar. Evet, o hani şey ortam falan. Ama dediğim gibi hani devam edemezsem eğer tekrar baştan üniversite sınavına girip de hani, çünkü onun için de bir sene beklemem gerekecek. Seneye girebiliyorum ancak, tekrar iki sene okumak. 3 sene yani çok zaman kaybı olur. Onun yerine bir İngilizce kursuna gitmem çok daha mantıklı olur. Tabii tabii ya, bunu da yapabilirsin. İngilizce kursuna gidip bunu da değerlendirebilirsin. Ama hiçbir şey için geç değil. Ben bir hani çoğu kişi biliyordur, bunu saklayacak değilim. Ben 27 yaşındayım ve seneye tekrar üniversite sınavına gireceğim. Düşün ya, bir üniversite bitirmiş biri olarak tekrar sınava gireceğim. Yani bunu da zaman kaybı olarak görebileceğin hiçbir şey yok. Ya yani ben de aslında çok aşkım, böyle şey zorda kal. Sor bebeğim. Şey, mesleğini mi değiştirmek istiyorsun? O yüzden mi tekrar hani böyle? Evet, evet, evet. Mesleğimi değiştirmek istiyorum ki ben bir de yüksek lisans yapmış, alan dışı yüksek lisans yapıp bilimsel hazırlık almış biri olarak her şeye sıfırdan başlayacağım. Yani öyle bir kararım var. Çok geliyor o bana ama umarım hayırlısı olur aşkım. Yani umarım olur ama şey işte yani hani o motivasyon ve yeniden hayata tutunmak istemek aşaması çok farklı oluyor. Yani sonuçta bir hayalin var ve onu gerçekleştirmek istiyorsun. Bunun için de bu tarz şeyler aslında zaman kaybı olarak görmüyorsun. Mesela şu an üniversiteye tekrardan başlamak da benim için heyecan verici bir şey. Yani yeni bir çevre edinmek, yeni şeyler öğrenmek. O yüzden diyorum sana, mesela İngilizce kursuna gidebilirsin. Ben mesela en son şeyi gördüm. Türk Hava Yolları bir hosteslik alımı yapacaktı. Şartlarına falan da baktım ben. Lise mezunu olmak. Yeterli derecede bir İngilizce istiyorlar. Tercihen yabancı bir ikinci dilde tercihleri oluyor. Onun dışında işte zaten boy, kilo, o şartları biliyorsun. Yani hem bunu denersin, alımları olursa başvuru yapmış olursun. Bir dil kursuna gittiğin zaman ekstra da bir dil alırsın, denemiş olursun. Yani bence hosteslik şu anlık için güzel bir şey. En azından influencer olmak istediğin için sana ekstra da bir şey katar.
Ama bir yandan da üniversiteye de gitmeyi de ihmal etmezsin. Hani alımlar olmazsa en azından üniversite hayatını denemiş evet. olursun. Çünkü şu an aşkım senin elinde bir mesleğin gibi bir şey var. Yani en azından seni hayata bağlayacak bir influencerlık var. Bunu eğer güzel de ilerletebilirsen mesela bu yaz benim için çok güzel bir imkan. Ben yükseleceğini de düşünüyorum bu alanda. Bunu da ilerletebilirsen zaten yanına ekstra bir sürü şey ekleyebilirsin. Mesela ben geçen TikTok'ta videolar gördüm, kaydettim hatta sana atacaktım. Dans kursuna gidip kendine bir hobi de edinebilirsin. Yani bu kafanı dağıtman için çok güzel olur. Oradan da çok güzel içerikler çıkarırsın mesela. Yani güzel bir böyle hayat planlaması olur diye düşünüyorum senin için. Evet. Ben heyecanlıyım senin için. Zaten ben dans kursuna gitmeyi çok istiyordum. Hatta normalde ya daha önceden başlamak istiyordum. Ama bir türlü olmadı. Şu anda da olacak gibi değil hani hem burnum açısından falan yaz. Ama yazdan sonra evet bu arada ben dans kursunu da istiyorum. Ama işte bu bir sürü. Benim hayalim de mesela hani şimdi sen öyle hayal falan derken. Yani benim de en başta hayalim yani bu programa katılmadan önce de hemen bir marka kurmaktı ve bu yüzden bu kadar hani modayla belki de ilgileniyorum. Ama şimdi düşününce hani hem hosteslik hem işte bir marka kurmak hem dans kursu sanki böyle hani hayır işte. Da nasıl yapacağım gibi oluyor. Hayır, hayır hiç öyle düşünme biliyor musun? Yoğunluğun içinde insan çok daha fazla iş yapıyor. Yani mesela boş duruyoruz ya mesela şu an boşsun. O boşlukta hiçbir şey yapmayacakmışsın gibi geliyor ve hiçbir şey zamanın yokmuş gibi geliyor. Ama o yoğunluğun içine girdiğin zaman öyle bir zaman çıkıyor ki sana. İnan hepsine yapıyorsun. Mesela ya şu an hostes planlıyorsun hayatım çünkü. Aynen. Yani yatarken hepimizde oluyor öyle. Boş yatarken gözünde bütün işler büyüyor. Ama evet, yani şu özellikle yabancı dili ve İngilizce yani en çok yaygın olan tabii evrensel dil. Onu her şekilde her ne iş yapıyor olursan ol ilerletmek zorundasın. Bunun başka bir alternatifi zaten yok. Oradan başlaman taraftarıyım ben de. Yani bunun ilavesi olarak diğerlerini ekleyebilirsin ama yabancı dil şart, üstü şart. Evet, şart evet. Yani. En yaygın da İngilizce olduğu için hem hayranlarınla daha güzel iletişim kurabilmek için hem kendi özgüvenin açısından hem işte moda düşünüyorsan modada da öyle. Yani evet, evet, iletişim zaten. Kuracağın her noktada yabancı dile ihtiyacın var. O noktada da önce ondan başla. Hobi olarak da yanında zaten rahatlamak için bir şeyler yapmak isteyeceksin. Ya spora ağırlık vereceksin ya işte dans kursu ya bir şey enstrüman çalmak isteyeceksin. O zevk onun yanında gelecek beraberinde. Ama bir yerden tutup başlaman lazım ve şöyle bir tüyo vereyim sana. Ne kadar ağır geliyorsa o senin için o kadar hayırlıdır. Yani gerçekten. Bak, evet. O noktada yoğunlaşman gerekiyordur. Eğer nefsine ağır geliyorsa, sana ağır geliyorsa o gerçekten üzerine gitmen gereken bir konudur. Ben bunu hayatımda çok kez tecrübe ettim. Bir şey bana ağır geliyorsa her konuda o benim için demek ki diyorum uğraşılması gereken bir şey. Ben buradan devam. Sende de biraz kesinlikle. İnatlı. Bir de şey olarak düşünme aşkım yani hani hepsini aynı anda yapacakmışım gibi düşünme. Şu an mesela evet. hostesliği yapmak istiyorsun bu içinde kalmış. Gidersin güzel bir hostes olursun bir yıl artık 2 yıl nereye kadar hevesin yetiyorsa o sürede işte influencer olacaksın zaten içerik üreteceksin böyle takipçilerin artacak insanlar senin giyimini falan görecek. Ondan sonra mesela modaya geçmek senin için çok daha güzel olur. Yani evet. Çünkü belli bir kitleyle ilerlemiş olacaksın. Böyle böyle bir hayat planı kendine kurarsın diye düşünüyorum. Sonra 3-5 sene sonra bir bakacağız. Aa Nihli nerelere gelmiş? Aynen. Sen de diyeceksin Aynen. ki zor oldu ama başardım diyeceksin. O başarmanın hazzı sana daha da güzel bir böyle şey tabiri caizse kamçı olacak hani böyle. Ondan sonra da daha fazla ilerleyeceksin kendinle alakalı. Keşfedeceksin. Şu an böyle içim pırpır etti. Biraz heyecanlandım. Heyecandan biz bir seninle konuşuruz. Liste yap. Liste yap Nihle. Yani 100 tane şeyi aynı anda yapamazsın zaten. Yani öncelik belirle kendine. Yani bir bunu yapacağım de, iki şunu yapacağım de. Sende ne var biliyor musun aşkım? Her şeyi yapmak istiyorsun. Yani evet, her şeyi ya, aynı anda yapamazsın. Belli bir şeyi önceliğe koyarsın. Biliyorum zaten. Söyle. Yapamayacağımı yapmak istiyorum. Yapamayacağımı biliyorum. O zaman böyle sıkışmış hissediyorum. Yani bir hayal kırıklığı. De ki mesela ilk önce mesela atıyorum şu an ne önemli? Senin için önemli ne var?
tatile gideceksin ya, kendine zaman ayırmak mesela, yaz onu. İkincisi İngilizce öğrenmek, bunu yaz, bunun için bir şey yap. Üçüncüsü okula mail atmak mesela, okuyor musun okumuyor musun, para veriyor musun vermiyor musun? Bu çok yani mesela faili meşhur, bunu öğrenmek lazım bence. Aşkım para zaten vermiyorum, hani %100 bursluydum ya, ama sanki aşkım o burs gider olarak. Gider o burs kalmaz ki. Aa, yok şey, bursumu şöyle veririm aşkım. Hani herhangi bir disiplin suçu işlemediğim sürece hiçbir şekilde bursum gitmiyor. Öyle bir burs. Evet, evet. Ya şey önemli değil şey... mi? GPR no. Yani şeyiniz neydi? Devamlılık. Notlardan dolayı düşmüyor bursum. Allah nasıl burs o ya? Evet. Aşkımın tam olarak nasıl bir burs? Bizim okulda herhalde bu şekilde, bilmiyorum. Ceren sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun sen? Aşkım anlamadım. Ne istiyorsun sen? Anlayamadım ben de. Bir basmadı kafam. Nasıl burs yani o? Öyle burs mu olur? Yani neyse şaka bir yana. Yani bunları listele, hepsine çizik at yani yaptıklarını. Hani hepsini bir anda yapacağım değil de yani bunları yapmak istiyorum, şunları koyayım öne. Yani niyet ettim, niyet eyledim de birinden başka gir diyor yani. Yani. Nasıl gelir? Evet. Ha bir de çok vaktim yok diyor. Arkadaşlar uyumaktan başka bir şey yapmıyor. Gerçekten yapmıyor. Dizi izliyor, kadar... dizide Türkçe altyazı. Öyle de İngilizce öğrenilmez ki. Tamam. Dizi kapatsam nasıl öğreneceğim? İngilizce altyazı izle. Öyle... Anlamayacağım ne diyor, bilmeyeceğim, nasıl öğreneceğim. Ama aşkım Türkçe ben gerçekten aşkım şöyle yapabilirsin bak, mesela çok sürekli izlediğim bir film veya dizi vardır, tamam mı, böyle artık replikleri, sahneleri ezberlemişsindir. Öyle bir şey yok ama aşkım, ben bir daha izlediğimde hani böyle bir kere izlemiyorum, nasıl bir cümle kurdum şu an? Bütün dizi... anladım öyle bir şey yaparsan onları alt yazılı izlediğinde o zaman daha böyle oturuyor gramer falan filan, ama neyse bu halledilecek bir şey, çok şey yapma. Önemli olan bir şeyden başlaman ve mükemmelliyetçiliğe de oynamamaya özen göster. Çünkü ona gidersen aşkım bu mükemmelliyetçi olmak erteleme hastalığına iten bir durum insanı. Bundan biraz bilgilendireyim. Şey yap. Diyelim bir şey yapacaksan dört dörtlük olmasına çalışma, o işi yapmaya başla, onu yaptıktan sonra zaten sen onu dört dörtlük yapmaya başlarsın. Ne kadar, inan bana, ne kadar mükemmelliyetçi olmaya çalışırsan o şeyi yapma isteğin de arzun da gidiyor, erteliyorsun. Evet, sürekli bir erteleme durumuna giriyorsun, bu sefer hiç yapmıyorsun. Önemli olan ufaktan küçükten başlamak yani, bana göre yani, çünkü ben de senin gibiydim ama bunu yendim yani. Yaparsın. Ben sana inanıyorum. Biz buradaki herkes sana inanıyoruz. Emin olabilirsin. Yeter ki başla yani. Önemli olan başlamak, zeyin de dediği gibi. Şimdi birkaç soru daha bakayım. Genelde şey istemişler. Böyle kombin reels'ı ne zaman geliyor falan diye sormuşlar. Bu bir burnun iyileşsin ondan sonra. Yani ona ben bile cevap verebilirim. Evet, biraz burnumun iyileşmesi lazım. Şu an kötü bir görüntü var çünkü. Yani bantlar var. Aynı zamanda şiş. Bir tık daha böyle belki de 1-2 hafta sonra, bilmiyorum. 2-3 hafta sonra belki de, o zaman başlayacağım ama. Şöyle bir şey sormuşlar. En sevdiği şarkı, en sevdiği kitap ve en sevdiği film diye 3 soru gelmiş. Wow. Şimdi çok zor oldu. Çünkü ben hiç böyle en sevdiğim şeylere karar veremem. Ben de öyleyim. Hiç elim yoktur. Evet. En sevdiği şarkıcı The Weeknd. En sevdiği şarkı Save Your Tears'de geçişte. The Weeknd'in bütün şarkıları seviyor. Evet, öyle bir şey doğru. Hepsini seviyorum. Ama bu arada... Ses mi gitti? Ben mi gittim? Nilin'in evi internet çekmiyor arkadaşlar. Nilin'in evinin sorusalı evet. O. Tamam. Ben gittim herhalde diyorum. Ay, bende de öyle bir tansiyon düşüklüğü oldu. Nihre konuşuyorlar başka. Nihre kendi kendine konuşuyor şu an. Eliz ya aşkım. Durun, o hep kendi kendine konuşuyor. Şey yapayım bir dakika. Konuşmacından çıkayım.